Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte iPhone 12 mini mi yoksa iPhone 11 mi almalıyım sorununu yaşayan insanlara derman olmaya çalışacağız. Şöyle de açık bir avantajımız var. Ben her iki telefonu da gayet uzunca bir süredir kullandım. Hatta uzunca bir süredir de 12 mini kullanıyorum. Daha öncesinde de 11'im vardı zaten. Şimdi bu iki telefonun kıyaslamasında böyle şey bir video planlamadım arkadaşlar. Şu şöyle, bu böyle gibi bir video planlamadım. Daha çok kullanım olayına odaklandım. Bana soracak olursanız bu sorun biraz şeyle ilgili. Yani en yeni iPhone'umu almalıyım yoksa 1000 lira daha ucuza bir düşük modelimi almalıyım? Bu bir paradoks gibi bir şey arkadaşlar. Bu paradoksun da adı en yeni Apple paradoksu. Bence yalnız değilsiniz. Peki 12 mini en yenisi mi? Yani şu an kağıt üstünde öyle ama bu videonun çekildiği tarihten birkaç ay sonra 13 çıkacak. O telefon çıktığında 12 mini en yeni telefon olmayacak. Donanım anlamında bahsediyorum bu arada. Bu iki cihaz arasındaki farklar nelerdir? Hemen direkt başlıyorum. Bana soracak olursanız burada ilk bakılacak olan şey ekran boyutları. Eğer daha büyük bir ekran istiyorsanız 12 mininin ekran boyutları 5.4 inçken 11'in ekran boyutu 6.1 inç. Yani şunu baştan bir söyleyeyim, iPhone 11 %20 daha büyük şu anda yaklaşık olarak. Ha, ekran gövde oranında durum aynı mı? Orada da iPhone 12 mininin %4-5'lik bir farkı var bu arada. iPhone 11'de ekran gövde oranı yaklaşık %78'lerdeyken iPhone 12'de bu oran %82'lere çıkıyor. Mesele ekranlarken aslında aralarında bence biraz gizli kalmış ama çok önemli bir farklılık daha var. iPhone 12 mininin PPI değeri iPhone 11 mini'den daha yüksek. iPhone 11 mini dedim bu arada, iPhone 11'den. Rakamsal anlamda iPhone 12 mini 476 PPI bir değeri temsil ederken iPhone 11'de bu oran 325 ppi'ye düşüyor. Peki bu ppi ne demek? Ppi arkadaşlar inç başına düşen piksel miktarıdır. O yükseldikçe izlediğiniz görüntünün netliği, renklerin parlaklığı, yani en genel anlamda görüntü daha da netleşir. Şöyle bir durum daha var. 12 mini iPhone 11'den zaten ekran olarak her türlü daha küçük bir telefon olduğu için zaten 5.0 önde başlıyor görüntü kalitesi anlamında. Ekran küçüldükçe görüntü 720p'de olsa hani o görüntüden keyif alabiliyorsunuz. Ha, sizin derdiniz şeydir, telefonda dizi film izlemektir ya da böyle telefon ekranıyla bir sürü işiniz vardır yani. O zaman daha büyük ekran mı, daha net ekran mı sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi bu soruda da bence kafanız çok fazla karışmasın çünkü bu mesele biraz da göz aşinalığı meselesi. Yani sizin gözünüz hali hazırda büyük ekrana alışıksa, uzun kullanımda iPhone 11'e geçerseniz, yani iPhone 11'i tercih ederseniz bu bahsettiğim farkların çok da sizin gözünüzü yoracağını düşünmüyorum. Alışırsınız yani. Çözünürlük muhabbetinde iPhone 12 mini iPhone 11'e göre %30 daha fazla piksele sahip. iPhone 12 mininin çözünürlüğü 2080x2340 iken iPhone 11'in çözünürlüğü ise 828x1792. Yani yine görüntü kalitesi anlamında iPhone 12 mini öne geçmiş oluyor, hem de %30 oranında yaklaşık olarak. Şimdi kilit sorumuz hala yerinde. Daha büyük ekran mı, daha net ekran mı? Empati yapıyorum arkadaşlar. Normalde diyelim ki büyük ekranı çok seviyorum. O zaman benim kararım net büyük ekrandan yana olur. Çünkü küçük ekran, yani alışılması biraz da zor. Yani küçük telefon alışılması zor bir şey. Ama verili halimde ben telefonda dizi film izlemem, onu yapmam, video bile izlemem. Yani durum bu olunca benim halimde küçük telefon benim için daha avantajlı hale geliyor. Ha, burada bir nüans farklılığı daha var, onu da belirteyim. iPhone 11'in tasarımı oval, 12 mininin daha köşeli. Yani bu elinizde daha fazla 5S gibi duruyor. Bu da daha çok 10R gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Gelelim kamera meselesine. Şimdi arkadaşlar, kameralar her iki cihazda da kağıt üstünde aynı. Arka kameralar 12 megapiksel, ultra geniş ve geniş açılı. Ha, aynı dedim de 12 mini'de şöyle bir farklılık var. Ultra geniş açılı kameralarda her iki cihazın da f değeri f2.2 iken, geniş açılı kameralara geldiğimiz zaman iPhone 11 f1.8, iPhone 12 mini f1.6 diyafram değerini temsil ediyor. Bu ne demek? Ya şimdi kağıt üstünde 0.2 çok küçük bir rakam. Yalnız bu f muhabbetinde büyük farklılıklara tekabül ediyor. Doğal olarak 12 mininin çektiği fotoğraflar düşük ışıkta özellikle 11'e göre daha performanslı oluyor. Zaten her iki cihazın gece modu arasında da 12 mini bana soracak olursanız açık ara önde. Ufak tefek yazılım farklılıkları var bu arada, onlar hariç. Gelelim batarya meselesine. Çünkü 12 miniye bataryası az gidiyor falan filan diye çok laf attık. Bu bilgi doğru. Batarya biraz az gidiyor 12 mini. Yani şarj aletinin sürekli ulaşabileceğiniz mesafede durması gerekiyor eğer uzun böyle çok yoğun kullanan bir insansanız. Ama gelin görün ki her iki telefonunda miliamper değeri 3110. Şimdi ben iPhone 11'i de kullandım. 12 mini'yi de uzunca bir süredir kullanıyorum. Gerçekten bunu gönülden söylüyorum. 11'i daha az şarja takıyorum diye bir şey yoktu. Neredeyse her ikisinde aynı sıklıkta şarjı takıyorum. Zaten bu Apple'ın genel problemi. Yani güçlü miliamperi olan bir Android cihaza göre Apple cihazlar şarj konusunda birazcık daha sıkıntılıdır. Yani Note'la filan ihtimal dahilinde değil kapışamaz.
Gelelim donanım farklarına. Bu meseleyi de çok fazla detaylandırmayacağım. En güncel işlemci iPhone 12 mini'de bulunuyor. iPhone 11'de bir önceki işlemci bulunuyor. Aralarında farklılıklar var ama bu iPhone 11'in çok yavaş, kullanılamaz, aman Allah'ım denecek kadar ağır bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Her iki cihaz da gündelik kullanımda, performans anlamında sizi üzmeyecektir. Fakat uzun kullanımda iPhone 11 birazcık daha böyle nadiren de olsa 12 mini'ye göre daha fazla takılan ve performans problemlerini birazcık daha size fazla hissettiren bir telefon. RAM'ler aynı bu arada da işlemci anlamında iPhone 11 2.6 GHz frekans değerinde cevap verirken iPhone 12 mini'de bu oran 3.0 GHz'e kadar yükseliyor. Yani 12 mini zaten daha küçük de olduğu için daha kompakt ve daha hızlı bir cihaz. Akışkanlığı da daha iyi. Gelelim sonuca. Sonuç bence nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 1 yıl sonra yani yeni model çıktığında ya da 2-3 ay sonra yeni model çıktığında hangisinin daha fazla para edeceği bence en önemli sonuç. Yani bütün donanım farklılıkları 12 daha hızlıymış, 12 ama küçükmüş, 11 daha büyük ekranmış falan filan bunların hepsini bir kenara kaldıralım. Apple cihazlar kullanıldığı süre içerisinde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte değer kaybetmek yerine genelde değeri yükselen cihazlar. Çünkü dolar TL dengesi falan filan da hesaba giriyor. Doğal olarak bana soracak olursanız ya ben alışırım, büyük ekran da o kadar önemli değil, şu 12 mini'yi alayım oradan da 13'e zıplarım diyorsanız bence mantıklı plan. Tersinden aynı karı iPhone 11'i alırken de edebilirsiniz. Yani 12 mini'ye 1000 lira, 1500 lira daha fazla vermek yerine iPhone 11 alırsınız. Ama 13'e geçmek istediğinizde cihazınızın değeri daha düşük olur. Ama 1500 lira da oradan kar etmiştiniz. Yani iş biraz şeye geliyor arkadaşlar, maddi değere geliyor bana soracak olursanız. Bunun haricinde hani bir büyük ekran takıntınız varsa zaten daha önceki videolarımda da söyledim. Asla ve asla katiyen iPhone 12 mini'ye yanaşmayın, heveslenmeyin bile. Gerçekten mini bir cihaz. Diyerekten artık bu videomun sonuna geliyorum. Umarım kafanızdaki soruyu derinleştirmek yerine biraz bir nebze de olsa bir cevabı temsil edebilmişimdir burada. Yine de onu bunu bırak Çağdaş, bize bir özet geç diyorsanız 12 mini alın arkadaşlar. Eğer 1000 lira daha fazla vermek şu anki bütçenize dokunmuyorsa. Bu arada Apple'ın resmi sitesine bakarsanız fiyat farkı çok daha fazla da biz şöyle bir piyasaya bak. Arkadaşlar videomun sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Katıldığınız, katılmadığınız herhangi bir görüş varsa, benden farklı bir fikriniz varsa lütfen yorum bölümünde bunu benimle paylaşın. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.